Ya şimdi yapay zeka hakkında iki tür görüş var zaten. Biz de nerede duracağımızı tam olarak kestiremiyoruz. Özellikle de gerek Hollywood filmleriyle gerekse işte platformlardaki dizilerde bize gösterilen şekliyle yapay zekayı kabul edersek eğer karşımızda iki tane seçenek var. Birincisi insanlığın sonunu getirebilecek, insanın yerine geçebilecek hatta şöyle bir tarafı da var. Yaratıcısına isyan edebilecek bir e, potansiyel barındıran bir şeyle karşı karşıyayız ve bu noktada ondan korkulması gerekiyor. Bu birinci bakış. Frankensteinlaşmak gibi. Aynen öyle. Frankensteinlaşmak diyebilirsin buna ee, yine Hakeza, işte e, Nietzsche'nin o işte söylediği meşhur sözü vardır ya. Hani Tanrıyı insan öldürdü. Yeni bir noktada insanın yaratıcısı, yaratıcı olduğu bir yerde yapay zekayı yarattığı bir yerde yine ikincil durumda olan yaratılanın yaratıcısına karşı olan isyanıyla karşı karşıya kalır mıyız? Bu aslında evrimci bir görüş açısı. Yani insanlık ilerledikçe Tanrı düşüncesini bir tarafa bırakıyor. Ve bu ilerlemenin sonucu olarak da Tanrı düşüncesinden kopup her şeyi kendinden bilen, kendinden oluşturulmuş ve kendi hümanizması şeklinde algılayabilen bir insana dönüştürüyor. Ve bu artık insanı Tanrı'yı öldürdükten sonra nereye koyuyor? Bir yaratıcı konumuna koyuyor. Ve teknoloji ilerledikçe yapay zeka karşımıza çıkıyor ve yapay zeka acaba, Yine bizim insan insanoğlunun batılı bir görüşle söylüyorum tabi bunu. Tanrı'yı öldürdüğü tırnak içerisinde yerde insanlığı bitirebilir. Bu birincisi. İşte birçok film sayılabilir bu konu hakkında. En basitinden, en bunun e, şeyini yapan. E, Öz teorisini oluşturan. Teorisini oluşturan film hangisidir diye soracak olursan. 1968 yapımı bir film. Aslında ilk e, 1920'lerde yapılmış. E, Mekanik Adam diye bir film çekiliyor. Bu konu hani Metropolis gibi filmler, o siyah beyaz dönemin sessiz filmlerin yaşandığı dönemde dahi e, bu yapay zeka ile ilgili filmler çekiliyor. Ama 1968'de 2001 Uzay Macerası filmi hatırlarsın. Evet. İşte Stanley Kubrick değil mi? Ya Hakikaten çok öngörülü ve e, kendi içerisinde çok başarılı bir film. Nedir filmde? Ee, yaşanan şey tam bir evrimci görüş zaten. Farkındaysan filmin hangi sekansla açılıyor? Maymunların birbirleriyle olan mücadelesi. Daha sonra bu maymunların biraz daha böyle insansı şekline alıp eline alet alıp kemik alıp diğer bir e, yabancı grubu öldürmesi. Ve nihayetinde bu ilerledi ilerledi ne oldu? Uzay savaşları. 1968'den bahsediyoruz. Amerika Rusya uzay savaşları. O arada aslında çok ciddi bir psikolojik üstünlük elde etmek için yapılan bir filmde. Filmin yapay zeka ile ilgili noktası ne? Şimdi biz evrimleştik ve artık uzaya gidiyoruz. Peki bizim oluşturduğumuz bir e, Hal şey 9000 Hal 9000 adında bir bilgisayar. Bu uzay gemisine yüklenmiş bir bilgisayar. Nasıl bir bilgisayar tasavvuru yapılıyor orada? Diyor ki e, artık görevi için insanı harcayabilecek potansiyelde bir bilgisayar. Hal 9000. Bu arada Hal e, ismi de aynı zamanda Amerikan ismi birbirlerine konuşurken zaten insansılaştırıyorlar ve Hal ne haber falan noktasına da giriyor. Bir insan seviyesine e, çıkartılmış bir durum. Ama HAL'ın bambaşka planlarının olduğunu görüyoruz ve o Jüpiter görevini e, insanın işte zaaflarının olduğu duygusal bir varlık olduğunu işte ailesini özlemesi onlara ulaşma çabasıyla ilgili bazı düşüncelerinin bu görevi tehlikeye attığını düşünen bir yapay zeka insanın burada yaşamasına gerek duymadığını düşünüyor ilk korkuyu bu film verdi bize daha sonra da zaten aldı gitti öbür taraftan da işte özellikle 2000 sonrası filmlerde özellikle Black Mirror bunu çok işledi Abi burada... hem öyle işledi hem böyle